Herkese selam arkadaşlar, ben Vahit, Assassin's Creed ve bugünkü videomuzda Mid'de Cho'Gath oynayacağız. Yone First Blood aldın, nazı yani. Alo. Oyunu oynayın. Yone, base atmak için geldiğinde bana ölebilirsin, lütfen yürümeye devam et. Yone burada. Selamun aleyküm. Ne oluyor lan? Aa, flash attı Pezo seni. Orada Rex'e yolduğunu görmediler. Nice. Bugünkü videomuzda Cho'Gath mid ve AP oynayacağız ve bu şampiyonla bak gerçekten bazı şampiyonlar var, diğer şampiyonlardan gereksiz bir şekilde güçlü ve iyi. Bu o şampiyonlardan bir tanesi. Hem AP oynayabiliyorsun, canın çok yüksek oluyor. Hem tank oynayabiliyorsun, yine vurup iyicene tanklayabiliyorsun. Ayrıyetten oyuna çok etki yaratabiliyor ve biz mid'de oynayacağız. Biz sürü OTP'yi gördüm Vest'te yüksek elo'da kasarken, Master'da, Grand Master'da sadece Cho'Gath mid oynayan. Ben size güzel bir Cho'Gath oyununu yapacağım. Hangi ürünlerle nasıl oynandığını, bu video için hangi ürünlerle girdiğimi falan filan hepsini söyleyeceğim. Öncelikle videoya hoş geldiniz. Çok güzel bir build ile yapacağız. Ürünlerim de çok güzel. Şimdiden sizlere keyifli seyirler. Birazcık şu adamı tokatlamam lazım yanıma. Gördüğünüz gibi yani ben galiba kestim bu adamı. Hop, pasif. Çok iyi ya. Karakterin pasifinde minyonları kestikçe can toplayabiliyorsunuz. Bu yüzden koridorda da yaşamınızı sağlıyor ve hani sustain olarak bayağı iyi. Eğer ki hiç oynamadıysanız gerçekten bir oynamanızı öneririm. Bu Uvu. Pozitim çok güzel değil mi? Uf, düme gelmişiz. Ben gerçekten seviyorum. Neyse. Karşımda yakın bir dövüşçü olduğu için keskin sağanak oynuyorum ve keskin sağanak sayesinde gördüğünüz gibi E'ye başladım. E'ye başlayıp 3 tane düz vuruş yapıp adamın içinden geçtik. Bir de karamür alacağım bu arada. Genelde böyle yapılıyor. Eğer ki yakın dövüşçüyseniz, AP oynuyorsanız keskin sağanak alıyorsunuz. E ile, çünkü atıyorum Q attınız adam havaya kalktı. Daha sonrasında da E ile 3 kere vurabiliyorsunuz ve inanılmaz fazla vuruyor. E'si de AP ile scale oluyor bu arada, haberiniz olsun. Neyse, eğer ki uzaktan vuran birisi varsa meteor giriyorlar genelde. Q ile W ile falan uzaktan dürtebiliyorsunuz. Can yenilemesini de pasifle yapıp koridorda iyicene yaşayabiliyorsunuz. Genelde bu mantıkla oynanıyor. Keskin sağanak girip sağ taraftan şu approach velocity aldım. Bunun sayesinde CC yemiş rakibe daha hızlı koşuyorsunuz. Yani genelde rakibi kaldırıp gidip ulti ile yediğiniz için adama yaklaşmanız gerekebiliyor. O yüzden bu şekilde oynanıyor. Ama meteor girince işte sağ taraftan bunu almayabiliyorlar. Hani yine kırmızı tarafa gelip ulti süresini azaltma ve belden aşağı ürünlerini tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Genel oynanışını, mekaniğini falan sizlere anlatacağım. Zaten hep buz alacağız. Q tutan bir adama hep buz atıp iyice sersemletebiliriz veya hep buzla tutup üzerine Q atabilirsiniz. Yani beyniniz yoksa, hiçbir şekilde skill tutturamıyorsanız. Tutturamamayı bekledim bu arada. Dediğim gibi yapabilirsiniz arkadaşlar ve emin olun şu şampiyonu böyle aptal oynayıp hani gerçekten lig kasabilirsiniz. Yani çoğu şampiyonda bu var da yani bu şampiyonun ayrı bir olayı var. Kesin olarak bunu sizlere söyleyebilirim. Bu arada benim karşımda yakın menzilli birisi olması avantajıma. Oy kuzum. Adam bu dodge'dan sonra oyundan çıkmalı. Tak, yedin onu. Yani E'm olsa keserdim seni de. Q'mun süresi o kadar az ki. Hani beyniniz yoksa. Aa. Harbi Q'nun süresi çok az. Bir tane daha Q atacağım az sonra ve kesin ölecek yani. Yedin. Hiçbir şekilde skill tutturamıyorsanız. Aa. Q'yu yese flash atıp düz vuruş E'ye atacağım. Düz vuruşunuzu E ile iptal edebiliyoruz. Öldün. Tamam, düz vuruş E'ye gerek yok. Çünkü adama silence attım. Onu da yedim. Nice. Adama sayılı sattığım için yetenek basamadı. Direkt vurup öldürdüm. Gayet güzel. Sakın. Flash atacak. Oh shit. Öldüm. Hiçbir şey demiyorum. Bana deyin ki outplay ettin, şunu yapma. Beyinsizce adama sadece vurdum. Sadece vurmam gerektiği gibi vurdum ve kazandım yani. Hiçbir şey yapmadım. Çok güzel. Yükümü de aldım. Base'e gidiyorum. İki tane yüküm var. Let's go.
Bu arada ejderi almamız lazım. Ejderden yük alamadım ama neyse. Ayakkabıyı bekleme süresi ayakkabısı alıyoruz. Gayet güzel. Çünkü yeteneklerimizin bekleme süresi iyice ne düşüyor ve gördüğünüz gibi yani 4 saniyede Q atıyorum. Bir tane Q kaçsa 2 saniye sonra bir daha atıyorum. Menzilli bir rakibe karşı oynarken de meteorla beraber sürekli Q spamlamak ayrı bir güzel oluyor. Garen mi daha beyinsizce oynanıp bedava win alabilir bir şampiyon yoksa Choget mi bilmiyorum. Ama emin olun Choget buna yakın yani. Ya inanmıyorum ya. Ne oldu? E'ni mi attım ben izlemiyordum. E'ni attı herhalde büyük ihtimalle minyonlarda falan bir şeylerde. Gözümü kapatıp 100 kere oynayabilirim. Ayrıyetten oyunda taşıyabiliyor bu çar. Wave clear'ı da iyi. Bu genelde videolarda derim hani bunu denemeden önce bir dereceli girmeden önce işte bir deneyim bir şey. Direkt oyna. Direkt git dereceli gir anasını satayım. Neyse. W vereceğim ikinci. E veriliyor mu hatırlamıyorum keskin sağanak muhabbetinde ama bu arada bu plate'i almazsam akşam uyuyamam. Kesinlikle ejder abi. Ejderi geç kaldık. Ben ejderi direkt ultimle almak istiyorum. Da burası biraz sıkıntılıymış. Oh shit. Geliyorlar ha. Çok yani. Ben öleceğim öleceğim. Silence yedim basamazsın he. Abi mükemmel ya. Ben ekstra bir play yapmaya çalışmadım. Yani çok çabalamadım yani. Normal bir şekilde oynuyorum. Keskin sağanak var. Ve karşımdaki yakın dövüşçü olduğu için. Ops. Çok basit bir şekilde oynuyorum. Yani uzak dövüşçü olsaydı bu kadar büyük ihtimalle kill alamazdım. Yani kesinlikle. Sylas'ı banlayın. Sylas sıkıntı çünkü birazcık bunun karşısında. Akali'yi de banlayabilirsiniz isterseniz. Ama onun haricinde bir problem yok. Şimdi bir kere daha ulti stackleri de alıp daha sonrasında hep buz için base'e gideceğim. Hep buzla beraber oyun bitecek. Hiçbir şey. Ya bu kadar basit. İnan. Dereceli esnek girdim. Esnekte oynuyorum. İnanılmaz bir yüksek elo değil. Ama emin olun yüksek elo'da da oynanıyor. Bilenler vardır zaten. Attım ultiyi bir yükte aldım. Bu saatten sonra artık ejder ve şampiyonlardan almaya çalışırım. Çünkü minyonlardan 6 tane alabiliyorsunuz. 6'dan sonrasında şampiyonlardan veya epik canavarlardan alınıyor. İşte alamettir, dragondur, barondur falan filan. Ama Yone şimdi hayatın ölümüne hazırlanmalı yani. Şöyle düz vuruş E kesin. Kesin yapmanız lazım. Yani karşınızdakine fark açmak için takaslarda düz vuruşu kesin yapmanız lazım. Şimdi büyük ihtimalle Yone yaklaştığında direkt ölecek. Direkt yani. Yaklaşsın azıcık. Hatta bir tane Q atayım öylesine. Yaklaşsın az sonra. Direkt full cana tek atarım ya büyük ihtimalle. Böyle yalandan bir Q attım. Sanki Q'm cooldown'a girmiş gibi. Bak 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 bak. Ay! Ay la, oğlum ya, yemin ediyorum yanlışlıkla bastım ignite. Çok vallahi beynimin yarısı çıkmış gibi oynuyorum ya. Öyle oynasanız da win alırsınız bu arada. Hiç sıkıntı yok yani. Oh ben bu plate'lerle var ya. Ay 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 ay. Gerçekten inanamıyorum. Ben kaçar. Top lane'e gidip oradan da bir... Aa, double buff var lan adamda. Geliyorum. Senin için var ya flash atarım lan gerekirse. Hep buz. Q. Ve olay bitmiştir. Aha. Bu ne? Yani sizi keserim de acele etmeyeceğim ya. Hep buzum yok ama bir Q'ya ölürsün kardeş. Böyle sağa doğru gidermiş gibi yaptım. Adamı direkt yedim. Vallahi beyine gerek yok. Bu Garen'den daha OP bir şampiyon. Üçüncü plate'e kadar gideceğim. Oyş. Oyş. Oy. Direkt Rabadon alıyorum. Beni kimse durduramaz. Dur bakayım. Şöyle bir Rift Herald'a gidelim. Rift Herald'dan sonra belki Garen'i kesip kulesini almaya çalışabiliriz derken. Lan adam kuleyi alamadı. Ha aldı tamam. Dediğim gibi yani ulti böyle büyük canavarları atıp stacklemeniz lazım. Kaç vurduğuna bakın. 1470 yazıyor mesela. Keşke tutturabilseydik. Lan! Lan altından kaçtı. Q atmayacağım lan. Çıldır. Al sana Q şimdi zamanı. Al sana Q tam zamanında. Bir şey diyeceğim. Lan! Öldü. Ne? Shutdown'u hak etmedim. Silence!
Tuttur. Flash mı attın? Aa, kesemeyeceğim galiba. Lan hiçbir şey yapmıyorum. Akıl sağlığını kaybet. Hayır, hep buzla oynuyorum ya. Q'yu garanti tutturabiliyorum yani. Şu şeyi atmam lazım da yetişemedik sağa sola ya. Neyse, ben ejder'e başlayayım. Ejder'i çekeyim. Ultim geldiğinde de keserim. Kendimi göstermek istemiyorum ortada. Ölme ihtimalim var. Yani Ekko şuradan gelirse keser, buradan gelirse kesemez. Gerçi Ekko'yu da keser. Lan. Help! Lan yardım! Tamam. Ne oluyor oğlum, öldüm sandım ha. Bu arada isterseniz defansif eşyalara yavaştan kayabilirsiniz ya da AP kasmaya devam edebiliyorsunuz. İşte Zonya alıp daha sonrasında ne bileyim kozmik ya da demonik alabilirsiniz. Gölge alev, normal AP'de kasabilirsiniz. Her türlü Zonya ve Meja'yı alabilirsiniz ama iyi oynuyorsanız Meja'yı. Ben iyi oynamıyorum, o yüzden Meja'yı çıkmadım. Yes. Kesin lanetlenecek oyun, o yüzden almadım. Mesela gidiyorsunuz, Q tutturamayacağınızı düşünüyorsunuz. Yürüyün abi. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hop, adamı tutuyorum. Zıplatıyorum. Yiyorum. Yani basit. Şu vuruşum bak 220. Kendi kanalımı alamam. Başkalarınkini alırım. 220 vuruyor. Keskin sağanakla beraber 3 tane vurduğunuzu düşünün yani. Gerçekten iyi. Aha, sanladı. Anasını satayım. Gerçekten hep buzsuz gerizekalı gibi oynuyor. Hiç umurumda değil yani, gerekirse geri düşelim oyunda. Ultimin süresi de çok az lan anasını. Ver lan onu bana. Onu ver lan. Şşş. Oğlum. Galiba öldük chat ya. Tamam. Bir dakika, birini almadan buradan çıkmam. Yani ne olur. Kötü oynadım. Ya birini alıp çıkarım, takımın geliyordu diye düşündüm. Çok kötü oynadım ya. Hep buzsuz, gerçekten bir şey yapamıyorum. Alıp ben beyinsiz miyim? Vallahi ölmeden getirirdim bu maçı bayağı da. Neyse, ben en iyisi aşağıya gideyim. Şu Caitlyn kuleye vururken ona %100 Q tutturma garantili bir şov yapacağım. Tabi E atabilir, o yüzden menzile girmek lazım birazcık. Şöyle E atarsın belki. Oh my god. Lan kule gitti. Nice. Allah Allah, ne güzel oluyor minyonları ya. Vallahi bunu oynayın abi. Vallahi oynayın, basit çare ya. Sen. Lan ah. Anasını sattığımının ekosu seni. Maalesef şampiyon çok kayıtlanabiliyor. Yani harbiden böyle yetenekler kaçarsa ya da böyle CC falan yediğinizde ölüyorsunuz. Ne kadar canım olursa olsun yatıyorum yani. Ama yüksek canlı olmak iyi. Yine bir tanklık sağlıyor. Ne oluyor lan burada? Alo. Aha. Oh. Oh. What? Öldü. Lan oğlum easy, sadece şu an şu yükleri falan yapacağım. Şu an birazcık farma kayıp farmlarda kesinlikle ultimi kullanmam lazım. İyicene büyümem gerekiyor. Her ultide can geliyor çünkü. Biraz ayıp ettim, çok öldüm ve çok trollediğimi düşünüyorum ama bir tık ciddileşelim. Şuna Q attım, buradan yedim. 13. yük, eyvallah. 100 can geldi lan, kaç geliyormuş? Neymiş bu böyle? 120 can geliyor her ultide. Eyvallah. Abi ultimin cooldown'u yaklaşık 35 saniye olduğu için burada iyicene yük kasmaya devam. Aslında Garen'i de kesebilirdik de. Adam full breaker almış, biraz problem. Sakın yaklaşma. Seni var ya. Shutdown mı? Kesin öldüm burada ya. Dur bakayım.
Gerçekten çok kötüyüm. Beyniniz yoksa bak siz de benim kadar kötüyseniz alıp win alın arkadaşlar. Yani videonun altına yazacağınız yorumları falan tahmin edebiliyorum. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Ne kadar beyinsizce oynayıp win aldığını göstermek için bize video çeken koca yürekli Assassin's Creed. Bunları yazacaksınız biliyorum yani. Öğretici video çekmişim. Abi sağ ol, videonu izledim. Gold'dum, silver edişim, sağ ol. Adam beni gerçek hayatta gibi, bunu daha önce söyledim galiba. Abi nasılsın, kasedin falan. Beni görünce zaten kasedin diyorlar bana direkt. Abi işte sağ ol, videolarını izledim, lig düştüm falan. Abi ne gerizekalı bir durum bu. Niye bu kadar öldüm ya? Adamların beyni sadece beni dodge'lamaya falan çalışmak yani. Bu arada bitirdim mi yükleri? Tamam, 6 yük oldu. Daha fazla ulti atmama gerek yok böyle canavarlara falan. Minik canavarlara tabii. Ejder ve Baron'a hala atabilirim. Şampiyonlara da atabilirim. 20 yük gerçekten iyi. Yok Ekrem, gerçekten bir sıkıntı var. Yemin ediyorum, bilerek yapmıyorum yani. Bu da sıvama bölümü artık yani. Morgan'ı sıkıyorsa gel abicim. Hep buz yok, hep buz yok. Aha Silas. Takım içinde iyi bu arada ya. CC'leri sayesinde takımda bir şeyler yapabilir. Ne diyorsun sen ya? Senin ultiye ne oldu? Ben W atınca patladın. Yemin ederim bilerek yapmıyorum, ne oluyor? Alamıyorum abi kanonları ya. Rage attım ayaküstü ha. Basit. Kanon yerine yöne kesiyorum. Kanonlardan fazla yöneyi kestim bu arada. Ya ultimin süresi çok az lan, 27 saniye diyor. Şuradan birazcık can yenileyelim. Bunu kesin aldım bu arada. Kesin ha, o kanon kesin benim yani. Yok ya, mentalimi kırmayacağım ya. Normalde mentalimin delik deşik olması lazım. Garen'in Hullbreaker'ı yüzünden minyon yine bir şekilde yaşadı yani. Ben dışarıdan videomu izlesem bilerek yaptığımı falan düşünürüm yani. Gerçekten değil yani. Olmuyor. Lanet var. Artık vazgeçtim. Ne alacağız ya? Buna Vincent falan da iyi gidiyor bu arada. Hareket hızı verdiği için sarar ama ben bunu alayım. 5200 canım olduğu için canımdan da AP'ye çekerim. Bu arada her şey yolunda diye düşünüyorum ya. Evet, ürünler falan da iyi. Sadece ultimle daha fazla bir şey alamıyorum. Abi bak sinirlenmeyin. Eliniz ayağınız falan titremesin. Ben artık gülmeye başladım. Önemli değil yani. Ben kanonlardan vazgeçtim. Siz ondan vazgeçtikten sonra geriye kalanın ne önemi var ki? Ben çoktan vazgeçmişim arkadaşlar. Sen hayırdır lan? He? Seni... Hattan aşağı öleceğim şimdi ona. Alay konusu olacağız aranızda. Daha fazla fail eğer yok. Nasılsınız sattığımın kanonu? Gel lan buraya. Adam ol. 1027 vurup falan alıyorum. Bu arada benim eşya bitirmem lazım. Garen oyunu bitirmeye çalışıyor ama benim ya bu canla Garen ölürüm. Bana şimdi ultisi 5000 falan vurur. Bu arada kozmik hızlandırıcı Cho'Gath için iyi. Hareket hızı verdiği için güzel AP'si var ya, 30 haste var. Kozmik hızlandırıcı genelde tercih etmeniz lazım. 700 AP'den 900'e çıktım. Baron artı iksirle 1000 AP, 6000 can. Oh my god, Baron'a gelin. Direkt Baron'a gelin. Lan ölme. Baron'a ben smite atabiliyorum gerçi. Hem tanklıyorum hem smite atıyorum, hiç sıkıntı yok. Artı demonik var. Kanka gelmen lazım. Keseriz merak etme. Yani ultim var, 2000 vuruyormuş ultim canavarlara. Şampiyonlara da 1400. Güzel. Bunu alalım sonra Kadim'e gidelim. ...6042 can, 1024 AP. Böyle bir şampiyon olamaz. Bu başarılı oynadığımız bir senaryo. Kısmen. Full başarılı oynamasaydık da yine bir şeyler yapardık. Bu arada bu Ekko'yu kesinlikle burada pusmalıyız. Yani kesin geleceğine eminim. Az önce bottaydı. Lan Ekko. Lan Ekko. Kadim ejderi var. Ne yapıyorsun anasını satayım? Saldırayım mı? Saldırayım ya. Yani... Armut piş ağzıma düş yapacaktım. Adam what the fuck?
İki ultiye adam bayıldı anasını satayım. 1500 vuruyor ulti. 1500. Kaç canım var lan? 2k zaten. Onu aldım. Ben buradan 1k'lık bir yardım yapabilirim. 700 vurdu. Güzel. Eğlendim bayağı ya. Eğlenceliymiş aynı zamanda. Ben birinin benim önüme gelmesini istiyorum ya. Arkadaşlar çıkın. Aa, öldü biri. Bizimkiler mahvetti lan adamları. Onu bitirmeyin lan. Ben. Oy. Yani. Oğlum hemen bitirmek istemiyorum. Biraz test etmek istiyordum bu. Birinizi yiyeyim mi lan? Yöne gelsin de Yone'yi bir yiyeyim ya. Yone'yi Oha, Yone'nin üzerindeki eşik değerine bak. Ne? What? Bitirme. Hayır. Oynamak istiyorum. Lex dereceli olunca takım delirdi bitirmemiz için ama bitirmeyelim. Birazcık daha oynamak istiyorum. Oyunu bitirebiliyorken bitirmedim. Birazcık gerildim açıkçası. Oğlum oyun bitebilir bu arada. Ay, elim kaydı. Oğlum yanlışlıkla adamları yedim ya. O yanlışlıkla 2 kill falan aldım yani. Bu arada oyunu bitirelim Garen Baren. Oğlum kapı çaldı, ne ara bitirdiniz lan oyunu? Azar tablosuna bakalım. Evet, bir kapı çaldı. Kartus'tan fazla vurmayı başarmışım. Bir şekilde Kartus'tan fazla vurdum. 51.000 hasar. Bu arada karşı ekle 55.000 vurmuş. Oyunu zor tuttuk ona karşı. Yeni ürünler bu şekildeydi. Eğer hoşunuza gittiyse videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 300.000 abone için abonelik önemli. Bak, abone misin değil misin? Zilleri aç, her gün video geliyor, kaçırıyorsun. Benden bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Maksat eğlenmek ve sizleri bir şampiyon tanıtmakta. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi bu kadar. Hoşça kalın.